millet getirip buraya para yatırıyor. Mahalleli uyandı, bırakıp kaçtılar yani. Ne doğalgazım ödenmiş, ne elektrik ödenmiş, ne su ödenmiş. Geldim buraya, buraya ana baba günü. Ne oldu? Paralar yatmamış. Ne kadar paranız gitti? 410 TL. Tahminen kızımın parasıyla beraber 6-700 lira paramız gitti. Onlar fatura yatırdıklarını sanıyorlardı ama aslında gerçek bambaşkaydı. Bu bir kere oldu. Bir kere olduktan sonra eve elektrikleri kesmek için ihbarname geldi. Geliyordum, yatırıyordum, bir bakıyordum 20 gün sonra kesilmiş. Faturalarınızı yatırmadı. Faturalar yatmamış. Bize ikinci bir fatura geldi. Mağdurlar o fatura ödeme merkezine hesap sormaya gittiğinde ise her birinin aldığı cevap aynıydı. Bir yanlışlık olmuş, düzeltiyoruz. 7 senedir de buraya fatura yatırıyordum. Ama hiç bilmedim böyle olacağını. Fatura ödeme merkezinin sahibi yıllardır tanıdıkları, güvendikleri biriydi. Ama 2 ay önce dükkan el değiştirdi. Ne olduysa da o andan sonra oldu ve işler bir anda değişti. Dükkanın yeni sahibi faturaları ödedik deyip sahte bir fiş verdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Bunlar yatırdığınız faturalar, bu da üzerindeki de öyle sizin için düzenlenmiş bir kağıt. Hesap sormaya gittiniz mi? Gidecektim ama o arada kayboldular işte. Ne kadar zamanda anladınız işin gerçeğini? Biz biraz çabuk anladık sanırım, bir ayda. Arkadaşımın başına geldi, o da dolandıracaktı fakat kıl payı olaydan kurtuldu. Ne kadar dolandırmış ya mahalleyi? 30-40 bin TL'den aşağı gelir yokuydu. Günlük. En düşük gün 30 bin TL. Yani 600 diyorlar, 600'ün üzerindedir ablacığım. 600 bin liranın üzerinde miydi? Üzerinde tabii ya. Koca bir mahalleyi dolandıran o sahtekarlar şimdi her yerde aranıyor. Mağdurlarınsa tek bir isteği var. O da dolandırıcılara kaptırdıkları paraları geri alabilmek.